Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi ailelere hane başına 500 TL'lik sosyal yardım ödemelerinin yatmasıyla vatandaşlar PTT önlerinde uzun sıralar oluşturdu. Bugün Şanlıurfa İl Başkanlığı Yönetimi ve Birecik ilçe örgütümüzle beraber yoğun şikayetler aldığımız Birecik PTT'nin önündeyiz. Biliyorsunuz bugünlerde gelir düzeyi düşük olan ailelere 500 TL hane başı yardım yapmakta. Yalnız bunun yanında sosyal devlet anlayışını unutarak merkezi hükümetimiz bugün insanlarımızın kadın, çoluk, çocuk, yaşlı demeden adeta buraya işkence, bu sıcak 40-50 derece sıcağın altında işkence altında bırakmaktadır. Konuyu gündeme getirmek adına Cumhuriyet Halk Partisi'nden oluşan heyet Birecik ilçesine gitti. Biz bugün geldik, il yönetimi olarak PTT müdürümüzle görüştük. PTT Genel Müdürlüğü'ne buradan sesleniyoruz. PTT Genel Müdürlüğü acil burada personel alımı yapması lazım. Parti adına basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, hükümete yüklenerek PTT önünde yaşanan izdiham ve uzun sıralara dikkat çekti. Sosyal devlete anlayışıyla insanlara kırmadan, dökmeden, yardımı yapacaksa insanları rencide etmeden ama ne yazık ki onu yapamamakla beraber burada bugün insanlarımızı bu çileye maruz bırakıyoruz. Genel başkanımızın deyimiyle hiçbir çocuk yatağa aş girmeyecek ve her ayın sonunda hesaplarına paraları yatacak. PTT Genel Müdürlüğü'ne sesleniyoruz. Görevinizi yapın. Görevinizi yapamıyorsanız Cumhuriyet Halk Partili kadroları bu görevi dört dörtlük icra edecektir. Ve biz bunu takipçisi olacağız.